Yasemin? Yasemin ne oluyor? Git başımdan yalancı! Ne diyorsun? Neden söylemedin? Ha? Neden o kızla eski sevgili olduğunu benden sakladın? Yasemin biz sevgili falan değildik. Sadece Amerika'ya gittiğim ilk sene bir süre çıktık. Ya o da zaten küçüktü, ciddi bir şey değildi ki. Çıktınız. Git başımdan Sarp. Yasemin gitmiyorum. Hatırlamadığım bir olay için şimdi beni mi suçluyorsun? Abartma. Alara benim sadece arkadaşım. Abartıyorum, öyle mi? Peki biraz daha abartayım o zaman ben. Yasemin yapma. Bu kadar kolay mı? Neyin ne olduğunu bilmeden, daha beni doğru düzgün dinlemeden yüzüğü çıkarıp verip gideceksin öyle mi? Yasemin, ben sana bu yüzüğü bu kadar kolay çıkarıp at diye vermedim. Tamam, hadi git. Git. Ne oldu? Vaz mı geçtin? Şimdi de ben gidiyorum. Sarp, ne oldu? Neyin var? Ne bu surat? Alara yok bir şey. Hadi yürü şirkete gidelim. Sözünü yönetti aradı. Kısa zamanda neredeyse yerinden kalkamayacak hale geldi. İkinci sınavını... Dur, kafamı şişirdi ha. Başladı. Ayten'in kalbine giden yol Turkish Coffee'den geçer. Ay. Ay çok iyi akıl ettim ya ben bunu. Ay. Bravo ben. Kız, Nermin Hanım ne yapıyorsun sen orada? Şey, sana yaranmaya... sana... kahve yapıyorum en Türk'ünden. Dökeceksin. Yok yok, niye dökeyim ya? Dökeceksin. Anam ben dedim ama ya, dedim ben ya. Ya yani ben son düzlüğe iyi geldim de foto finişte. Senin neyine kahve yapmak? Ayrıca senden kahve isteyen oldu mu ya? Ay ya ben gönül alma stratejisiyle şey etmiştim ama... Çekil. Ayten Hanım bir şey diyeceğim. Ne? Beni affettin mi? Sence öyle bir halim var mı? Tam şey demedim de... yok gibi sanki. Yok. Çekil ayağımın altından. Ya. Çekil. Ya sabır ya, selam. Ya Ayten Hanım ama ben nereden bileyim Neriman Hanım bizi satacağını? Sarı bezimi de bundan ettin. Ayten Hanım. Ayten Hanım ya. Yani Ayten Hanım ben bilsem emanet eder miyim Neriman'a aile şirketimizi ya? Ben nereden bilir? Ben sandım başımızı öne eğmez, bizi rezil etmez. Bir de sus Nermin Hanım ya. Bir sus en azından dene bak kafam çatlıyor kafam. Tamam olur susayım da. Ayten Hanım biz yeniden gün işlerine ne zaman başlarız acaba? Ya Allah gözünü doyursun be senin. Ne tükürüyorsun ya? Aa, ticaret hayatı bu. Batılır da çıkılır da. Öyle hemen pes mi edeceğiz? Senin o ticaret hayatı dediğin şeyin bütün parası benim kocamın cebinden çıktı. Ne yapacağız o ticaret hayatını? Öyle oldu biraz değil mi? Biraz öyle oldu. İyi, ne yapayım ben? Ben gideyim içeriye. Sessizce oturayım. Böyle durayım. Civanları nasıl bu hale getirdim? Kara kara. Düşüneyim. Hadi. Hadi git Allah'ını seversen. Ne olur git. Ana! Millete yemek yapmaktan kendimize hiçbir şey kalmamış. Dolap tam takır kuru bakır. Of ya. Yasemin yapma. Ben ya.
geri döneyim. Özür dileyim. Yok, yok olmaz. Kesin yüzüme bakmaz şimdi. Nasıl verdim ben canım yüzüğümü ya? Ne yaptım ben? Yasemin. Benimle evlenir misin? Geri zekalısın Yasemin ya, geri zekalısın. Neye bakıyorsun teyzeciğim? Hiç mi geri zekalı görmediniz? Kızım ne diyorsun sen? Deli midir nedir? Ay, tamam boş ver teyze sen beni ya, öf. Evet evet, ben hemen geri gideyim, özür dileyim Sarp'tan. Ama ya dinlemezse beni? Kesin dinlemez. Ya o Alara'nın yanında azarlayıp rezil ederse? O da bana yalan söylemeseymiş o zaman. Tövbe tövbe. Otobüs de bir gelmedi ya, dondum. Teyze ben deli değilim. Vallahi değilim. Erol Bey, toplantıdan çıkar çıkmaz beni arayın ve bilgilendirin lütfen. Ben size hemen raporlarım bilgileri. Tamam. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Sarp Bey. Merhaba Cem Bey. Merhaba. Ben odama geçiyorum. Kolay gelsin. Sarp Bey, Yasemin nerede? Bilmiyorum. Pardon da niye sesinizi yükseltiyorsunuz? Size basit bir soru soruyorum. Ne bu tepkiniz? Kusura bakmayın Cem Bey. Yani biraz gerginim de. Sizinle alakası yok. Yasemin'in de nerede olduğunu bilmiyorum. İyi, tamam. Ben başka bir şey yoksa odama gidiyorum. Tabii. Yalnız bir şey soracağım. Annem spor yaparken dizini incitti. Böyle kısa bir süre araba kullanamayacak. Çevrenizde güvenilir iyi bir şoför var mı? Yok. Ama aklıma gelirse size söylerim Cem Bey. Geçmiş olsun bu arada. Sevinirim. Yani sizin çevrenizde illa vardır böyle şoför. Bu herifin de havalarından artık bıktım usandım ha. Efendim Cem. Alo Yasemin, neredesin? Eve geldim. Eve mi? Niye? Öğlen yediğim bir şey dokundu herhalde. Biraz hasta hissediyorum. Ben eve geleyim, doktora götüreyim seni, olur mu? Yok yok, hiç gerek yok doktora falan. Ya ben şimdi bir uyuyayım. Aynen aynen, ben bir uyuyayım kendime gelirim, tamam? Sen hiç zahmet etme. Tamam mı? Ya hayır Cem, ben diyorum, iyiyim, sıkıntı yok, tamam. Hadi görüşürüz, bay bay. Bitti mi kızım konuşma? Ha, bitti Ayten teyze. Çekil o zaman ayağımın altından çocuğum. Bir çık, bir çekil. Pardon. Çekil. Allah Allah. Allah Allah. Ya bu işe girmemiş miydi ya? Niye çalışmıyor? Bu iş, bu saatte evde işi ne bu kızın ya? Ben anlamıyorum ki ya. Al birini, vur birini. Tamam Ayten. Tamam kızım. Hadi sakin. Hadi. Ahmet. Ayten, iyi misin? Ne oldu? Bir şey mi var? İyiyim Ahmet'ciğim. Yok bir şeyim. Böyle bayılma hissi falan gelmiyor değil mi? Yok Ahmet'ciğim, ben gayet iyiyim. Yok bir şey. Oğlum gir içeri. Ahmet, evde ağza atılacak bir lokma bir şey yok. Dolap taptıkır. Ben ne pişireceğimi bilmiyorum. Ben varsa biraz para isteyecek mi? Para mı? Yani yoksa önemli değil ya. Yok Ayten'im, yok. Yani çarşı pazar içinde para bulamayacaksak artık. Sen ver listeyi bana Ayten'im, ben hallederim. Tamam. Bir de sen gidip yorulma yani, onlar taşıma. Tamam Ahmet. Hadi, kolay gelsin. Domates, kabak, biber. Ben nereden para bulacağım ya? Yunus. Oğlum bak buraya. Ben bir manava kadar gidip geleceğim. Sen şu takımları falan topla, tamam mı? Hadi. Tamam usta. Bir çay daha vereyim mi aslan? Ver be Tevfik, ver. Bakıyorum yüzünde güller açıyor artık ha.
Açmaz mı ya? Açmaz mı? Nerimandan kurtuldum oğlum. Ay şimdi geliyor, ay şimdi gelecek. Ha buradan çıktı, buradan çıkacak. Elinde böyle plastikler, börek, çörek, sarma dolu. Kurtuldum be. Gel seni verdim, gel. Yok, gel buraya. Dur, gel. Dur döktüreceksin ya. Senin sayende, senin sayende. Yalnız Hasan, ha. Öyle gel bir öpeyim lan olmaz bu iş. Sen de bana bir şey ısmarlayacaksın ki benim de yüzüm gülsün değil mi? Tabii, çaylar benden. He, çaycıya çay ha. Olmadı değil mi? E olmadı tabii ya. Ben senin yüzünden itibarımı ayaklar altına aldım. Sokaklarda rezil oldum. Bir yemeğini yerim herhalde artık. Ne? Yemek mi? Yemek tabii ne var? Cimriliğin hiç alemi yok şimdi. Yok oğlum Tevfik sen normal bir insan gibi yemiyorsun. Sen üç kişilik yiyorsun. Benim bütçem dayanmaz Tevfik. Dayanır dayanır. Hiç itiraz etme. Şu bizim köfteci Kemal var ya sahilde. Ona gideriz. Onun köftesi de güzel, piyazı da güzel. Oo bir de köfte. Oo sen beş kişilik yersin. Yok olmaz, kaldırmaz benim için. Şimdi böyle oldu değil mi? Tamam peki ben de giderim Neriman'a. Hem onun yemeklerini yerim hem de belki bazı şeyleri anlatırım kim bilir. Tamam Tevfik tamam tamam gidiyoruz gidiyoruz. Gidiyoruz tamam ben de şimdi Ayten'i arayayım da akşam yemeğe gelemeyeceğimi söyleyeyim. Şantajcı ne olacak? Ha Ayten. Gel. Lütfü Bey. Neredesiniz siz sabahtan beri? Yok Cem'ciğim öyle değil de küçük bir işim vardı onu halledip geldim. Bu saate kadar. Bu nasıl bir küçük bir işmiş? Yalnız Cem bana böyle aleni patronluk taslama alınıyorum ha. Lütfü Bey size de hiçbir şey söylenmiyor bakıyorum da. Yani ben size neredesiniz diye soramayacak mıyım? Oda oda diye tutturdunuz, odada durduğunuz yok. Cemciğim, ben orada yapamıyorum. Nefes alamıyorum, kendimi sokaklara atasım geliyor. Klostrofobim var benim ya. Nasıl yapayım o küçücük bir yer orası yani? Lütfü Bey, depo veya oda. Şu anda sizin için başka yapabileceğim bir şey yok. Ha öl diyorsun yani. O odada öl diyorsun, depoda öl diyorsun yani. Yazıklar olsun. İnsan akrabasına bunu yapar mı ya? Lütfü Bey, daha henüz bir akrabalığımız yok. Hem gördüğüm kadarıyla bu akrabalık konusunda pek de bir işe yaradığınızı da söyleyemeyeceğim. Beğenmiyorsanız gidebilirsiniz. Demek şimdi öyle olduk ha. Peki ekstamat, peki. Bari bir oksijen tüpü alın da oturduğum yerde oksijen çekeyim içime hayatta kalmak için. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu şirkette geçirdiğim koskoca 3 güne yazıklar olsun. Kilo da domates Tahsin abi. Başka ne istedin Ahmet'im? Yok bu kadar yeter abi. Ne yaptı Tahsin abi? 20 kilo Ahmet. Hadi ya. Tamam Tahsin abi sen bunları şey yap yaz. Sonra ben sana şey yapacağım tamam. Yazayım mı? Veresiye mi olsun? Veresiye olsun da Tahsin abi. Bağırmazsak. Olur olur. Tamam abi. Ha, Tahsin abi ya bir de şey... Ayten'le babama şey yapmazsan hani demezsen bunları veresiye falan diye... Ben sonra yapacağım tamam mı abi? Tamam tamam. Merak etme Ahmet. Sağ ol abi. İyi günler. Hadi. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Benim ek iş yapmam şart. Böyle olmayacak. Bir tek dükkandan kazandığımla geçiremiyorum ki ben. Ahmet abi hoş geldin. Merhaba Ramazan hoş bulduk. Ne istersen abi ne vereyim? Ya ben şu vurgulu makarnalardan alacağım 2 tane. Tamam abi. Heh, Ahmet abi bir dakika müsaade eder misin? Bir simit alıp geliyorum abi. Tabii tabii. Ben de bunları yazdıracaktım ama. Talibe gideyim onu hallederim ben bu simit işini. Simit ha? Simit. Nereden çıktı şimdi Ahmet müşteriye gitmek? Yani İstanbul'un ta öbür ucu. Ya sen şimdi kaç saatte gideceksin de kaç saatte geleceksin ya? Ne yapalım Ayten'im? Adamın arabası bozuk getiremiyor buraya. Ya iş bu ne yapacaksın gideceksin tabii ne yapacaksın iş bu. Gerçi o da doğru da. Yemeği ne yapacaksın? Sen beni düşünme Ayten'im ya. Ben simit falan bir şeyler atıştırırım artık. Martı mısın sen abi? Allah Allah. Olur mu öyle şey ya?
Sen git gel, yemeği burada yersin. Tamam Ayten, tamam. Sen beni merak etme, tamam? Hadi Ahmet'im. Hadi. Canım Ahmet'im benim ya. Benim canım da. Bak sen Minisio'ya bak sen ya. Nasıl laf çakmalardı öyle? Boksör gibi girişti. Yok efendim biz daha akraba olmamışız da. Yok efendim bu ofis bana büyükmüş bile de. Yani resmen pabucum dama atıldı. Yok yok. Benim bir an önce Cem'le aramı sağlamlaştırmam şart. Bir an önce aile ilişkilerini sağlamlaştırmam şart. Şart ama burada düşünemiyorum ki. Oksijensizlikten hiçbir şey düşünemiyorum burada. Yani plan yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Yürü Lütfü, yürü. Bir an önce Cem'in odasına ışınlan. Siparişi verin arkadaşım. Daha neyi bekliyorsunuz siz ya? Sizden onay bekliyorduk Cem Bey. Onaylıyorum işte. Verin hemen siparişleri diyorum ya. Ya bazen sırf iş olsun diye soru soruyorsunuz ha. Siz bu ürünlerin yurt dışından geç geldiğini bilmiyor musunuz? Biliyorsun. E bana niye bunu geç getiriyorsun ki? Haklısınız. Eks damat. Ne haber? Ne yaptınız? Tamam, çıkabilirsin sen. Peki Cem. Bak bak, görüyor musun? Ben gelince seni hemen gönderiyor. Neden? Çünkü beni kimseyle paylaşamaz da ondan. Lütfü Bey. Ya ne yapıyorsunuz siz? Çalışanların yanında siz niye benimle böyle gereksiz bir samimiyete giriyorsunuz ki? İstemiyorum ya. Cemciğim, şimdi böyle mi oldu? Evet, böyle olduk. Ben sizin patronunuzum Lütfü Bey. Ayrıca buraya ben size neden işe aldım, unuttunuz mu? Yok canım, unutmuyorum. O zaman o konuyla ilgili biraz varlık göstermeye ne dersiniz? Ama kalbimi kırıyorsun eks damat. Lütfü Bey, siz de şimdi tartışamayacağım. Ben çıkıyorum lütfen. Yok, ben zaten size gelmedim. Ben Yasemin'e geldim. Yasemin'e geldim. Nerede o? Yasemin evde. Ne? Ya bakın, daha Yasemin'in nerede olduğundan haberiniz yok ya. Öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı, eve gitti. Aha, vallahi mi ya? Nesi varmış? Onu da bir zahmet gidin kendiniz öğrenin. Ben nereden bileceğim ya? Minisio, bak bak bak, gel gel. O zaman sen ne yap biliyor musun? Şimdi Yasemin'e git, Yasemin'i ziyarete git. Hani hasta ya o. Oradan puanları toplarsın. Çiling 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 çiling. Süper fikir de benim zaten bu aklıma geldi. Merak etmeyin siz. O kadarını akıl edebiliyorum. Ali Lütfü Bey, çıkacağım lütfen. Siz de çıkın. Akşam simidi çabuk biter. Çalışanlar dayanamaz alır. Bitince getirirsin arabayı. Bunu da böyle tak bozuklar için yardımcı olur sana şöyle. Kolaylık olsun. Eyvallah, sağ ol. Böyle sabahları ben, akşamları sen çalışırsın, geçinip gideriz. Biliyorsun, akşamları ikinci işte çalışıyorum ben. Biliyorum kardeş, biliyorum. Kolay gelsin. Aa, bu arada buradan ayrılma olur mu? Buranın müşterisi bellidir. Hadi rast gelsin. Eyvallah. Simit. 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 Çıkıyor musun? Evet ya. Zaten kafamı da veremiyorum. Gel sana bir kahve ısmarlayayım. Ne dersin? Biraz muhabbet ederiz. Hem de kafan dağılmış olur. Alara, ben eve gideyim. Hiç geç kalmayayım ya. Kal, ne olacak? Ara, haber ver. Herhalde yolunu gözleyen yoktur. Aslında haklısın ya, doğru. Zaten eve gidip ne yapacağım ki? Dur o zaman ben bir anneme haber vereyim. Sonra çıkalım. Bana bak. Sen şu televizyonu kapasana. Babam yok diye iyice yaydın ha. Ya ama Aydan teyze, tek eğlencem bu. Onu da alma benden yani. Bırak iki zap yapayım şöyle. Allah Allah ya. Adam ne kadar elektrik gittiğini kontrol etmek için sayaca bakıyor her gün. Anlarsa vallahi bunu izlediğini, ben karışmam. Öf Aydan teyze, öf. Al tamam. Kapattım. Ben de burada böyle sıkıntıdan öleyim. Niye, biz ölüyoruz mu? Aha, paşam arıyor. Efendim çocuğum. Aa,
Gelmeyeceğim mi? Yemeğe de mi gelmeyeceksin? Ha, tamam, tamam, tamam. Ama bana bak, aç kalma, karnını doyur çocuğum, tamam mı? Hadi anam, hadi kuzum, hadi paşa. Anne teyze. Ne? Sarp mı aradı? Evet. Ne diyor? Babam gibi o da gelmiyormuş, onu diyor. Niye, nereye gidecekmiş? Sana ne? Ah! Bunu da başımın ağrısı geçsin diye taktım, daha beter ağrıttı ha. Bana ne tabii ya? Bana ne? Ben öyle iki laf olsun diye konuştum işte. Ahmet yok. Babam yok. Oğlum yok. Kaldın mı bu Özdemirlerle? Birinden birinin gırtlağını sıkmazsam iyidir. Niye arıyor bu beni gene ya? Efendim Cem? Alo Yasemin. Ne haber? Nasıl oldun? Nasıl mı oldum? İyiyim. Niye ki? Ne demek niye ki? Hasta değil misin sen Yasemin? Daha iyiyim ya. Şey böyle dinlenince falan geçti. Süper. O zaman yanına geliyorum. Ne kadar iyi olup olmadığını kendi gözlerimle görüyorum. Tamam mı? Olmaz. Olmaz. Yok olmaz. Şey ben iyiyim dedim ya. Ne gerek var? Yasemin hadi bak çok ısrar ediyorum. Merak ediyorum seni. Ben size çok yakınım. Birazdan evin önünde olurum. Öyle yapmayalım da. Yasemin ben seni anlayamıyorum ki. İki dakika evin önünde seni göreceğim diyorum. Yani niye bu kadar uzattık ki bu konuyu? Evin önü olmaz. Evin önü olmaz. O zaman şey yapalım. Bildiğim bir kafe var. Orada buluşalım olur mu? Olur. Hem daha iyi olur. Nerede o kafe? Tamam. Tamam ben birazdan orada olurum. Ah Cem ya. Kız seninle daha fazla vakit geçirmek istiyor. Sen tutturmuşsun iki dakika evin önünde buluşalım diye. Aptal ettin beni ya. Yine İstanbul'da randevu verdim ben bu çocuğa ya. Ay Allah bana akıl fikir versin. Yasemin. Ha nereye? Bir işim var anne, onu halledip geleceğim. Ne? Söyleme. Söyleme ya. Hiç kimse bana bir şey söylemesin. Söyleme yani. Üf. Nermin kim zaten? Nermin kim? Simit. Hanım bir de akşam simidi erken bitiyordu. Nerede ya? Müşterisi de belliymiş. Nerede müşteri? Akşam simidi. Simit. Akşam simidi. Ya bir köfte möfte nereden çıkardın ya? Bir köfte eksik. Şu göbeğe bak. Ya amma söylendim be Hasan ya. Daha yemeden köfteleri boğazıma dizdin ha. Bak ne yapalım biliyor musun? Bizim eve gidelim. Ayten çok güzel yemekler yapmışlar. Allah gel. Allah gel, ya gel, cimriliğin ya. Hiç alemi yok. İstersen simit. Şuradan iki simit alıp karnımızı öyle doyuralım ha. İyi yapacağız. Simit. Akşam simidi. Ahmet. Ahmet'e ne kadar benziyor değil mi? Yok benzemiyor. Bu Ahmet. Simit. Akşam simidi. Simit. Ahmet. Baba. Ahmet sen ne yapıyorsun burada? Bir arkadaşın şeyi tezgahı vardı da baba sen dedim ben işim var gidin bakar mısın dedi o yani. Ahmet lafı dolandırma. Sen ne yapıyorsun burada? Baba ne yapayım ya elde avuçta para mı var? Zaten eldekiler de yetmiyor. Ben de ne yapayım ek iş yapayım dedim yani. Ek iş mi yapıyorsun? Ha baba duydun işte ek iş yapıyorum ben. Ahmet sen oto tamircisisin. Simitçilikten anlamazsın ki. Madem bu kadar sıkıştın, niye gelip bana söylemedin? Baba, eşek kadar adam oldum. Ya oğlumun boyu boyuma açtı. Ben de kalkıp senden para mı isteyeyim ya? Ahmet, sen benim oğlumsun. Babalar sağ oldukça
oğulları hiç bilmez. Hadi sen al bunu. Kimden aldıysan ver. Biz Tevfik amcanla bizim köfteciye gidiyoruz Kemal'in yerine. Seni orada bekliyorum, tamam? Ama baba. Ahmet, babanı dinle. Bekliyoruz orada. Tamam baba. Odandasın değil mi? Odadayım, hadi gel. Hocam hemen acile gelmeniz lazım, trafik kazası. 40 yaşlarında erkek direksiyon başında kalp krizi. Başka bir şey için. Hem Kemal anlatır zaten bana. Evet evet, anlatır. Merhaba, orada arkadaşım. Ne haber? Ay şey, hastayım, hiç öpmeyeyim, bulaşmasın sana. İyi, peki. Ne hastalığıymış bu? Bak kötüysen seni bir doktora gösterelim. Yok canım, öyle önemli bir şey değil. Gerek yok doktora falan. İyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne alırdınız? Şey, ben bir kahve alayım. Yok, ne kahvesi? Hasta değil misin sen? Şey yapalım. Sen hanımefendiye bir tane bitki çayı ver. Ben de bir tane Orta Türk kahvesi istiyorum. Tabii efendim. Cem, ben ne içeceğime kendim karar verebilirim. Biliyorum Yasemin, ama şu an hastasın. Sana kahve içmek iyi gelmez ki. İyileşince içersin. Cem, ama ben kahve istiyorum. Yasemin, şimdi ufaklıklar gibi böyle tutturacak mısın kahve istiyorum diye? İyileşince içersin. Bitki çayı iç. Al bakalım ufaklık. Ah, iyi ki geldin. Dur ufaklık. Tamam. Ufaklık, yarın cumartesi. İş yok. Ne oldu Yasemin? Kırdın mı seni? Yok, yok bir şey. Nasıl? İyi geldi mi kahve? Geçti mi sinirim biraz? Yani. En azından kafam dağıldı. Yani arkadaşlar ne için var? Da sen bana ne olduğunu anlatacak mısın? Yani ne bu sinirin? Sarp, bana her şeyi anlatabilirsin. Bunu biliyorsun değil mi? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Al. Yasemin. Ne oldu? Neyin var senin? Bak bana her şeyi anlatabilirsin, biliyorsun değil mi? Cem. İnan benim sana anlatacak hiçbir şeyim yok. Ha yani anlatacak bir şeyim var ama bana mı anlatamazsın? Ya ben öyle mi dedim? Ne dedin Yasemin? Ne kurcalıyor kafanı? Yasemin yapma. Hı.
Söylemeyeceksin değil mi? Cem, işte benim sorunum da bu. Olmayacak insanlara olmayacak şeyler söylüyorum. Söylememem gerekenleri söylüyorum. Söylemem gerekenleri söylemiyorum. Başta söyleyeceğimi sonda, sonunu söyleyeceğimi başta söylüyorum. Ben böyle dengesiz ne istediğini ne dediğini bilmeyen aptalın tekiyim. Şimdi gerçekten saçmaladın Yasemin. Sen benim hayatımda tanıdığım en zeki insanlardan birisin. Çok ciddiyim. Yasemin, sen her zaman ne istediğini bilen birisi oldun. O gün, yani ikimizin evlenip benim seni yolda bıraktığım gün, sen ne istediğini gayet iyi biliyordun. Sen benimle olmak, benimle kalmak istiyordun. Ailelerimiz istemese de sen bunu istiyordun. Maalesef ben onun kıymetini bilemedim. Eğer bilmiş olsaydım bugün her şey çok daha farklı olurdu Yasemin. Her neyse yani. Ya demek istediğim şey, bir daha sakın ama sakın kendine böyle şeyler söyleme. Tamam mı? Sen ne istediğini gayet iyi bilen birisin. Ve bunun için savaşmaktan çekinmezsin. Tamam, belli oldu. Senin bir şey anlatacağın yok. Alara, kusura bakma. Gerçekten hiç içimden gelmiyor. Önemli değil. Senin ne zaman içinden gelirse o zaman anlatırsın. Zaten ben hep buradayım. Yanındayım. Ya aslında senden başka kime anlatacağım ki? Onca senelik dostumsun. Yani ben de onu diyorum. Kaç senelik arkadaşız. Hadi söyle. Canını sıkan ne? Yasemin. Tahmin etmiştim. Nasıl yani? Yani aranızda bir elektrik olduğu o kadar belli ki. Kız sana düpedüz aşık. Bunu herkes anlamaz ama ben anladım. Bana sorarsan pek sana göre bir kız değil ama. Alara, ben de Yasemin'i seviyorum. Hem de çok seviyorum. Durum o kadar ciddi yani, öyle mi? Ciddiydi. Yani ne yapsam, ne tepki versem geri tepiyor. Gerçekten çok yoruldum. Benim yemekte söylediklerime de takılmış, öyle değil mi? Maalesef. Halbuki ben öyle söylemek istememiştim. Yani sadece arkadaşlık, onu söylemek istemiştim. Yani biz daha önce de denedik. Olsaydı olurdu değil mi? İşte o da bunu anlamıyor ki. Üzülme. Bu iş bende. Nasıl yani? Yanisi onunla kız kıza konuşacağım. Alara, bence hiç deneme istersen. Yani Yasemin'in sağ solu belli olmaz çünkü. Ben de dedim ya, halledeceğim. İyi peki. Tamam, teşekkürler o zaman. Bir şey değil, ne olacak? Kahveler de bitti, kalkalım mı? Olur. Pardon, hesabı alabilir miyiz? Hocam? Şu an en çok ihtiyacım olan şey seni görmekti. Sabahtan beri oturmadım bile, biliyor musun? Senin kahveni de içemedim. Olsun, önemli değil. Yarın sabah ben ısmarlarım ha. Tamam. Benim yine acile gitmem gerekiyor. Tamam, ben de elimdeki işleri bitirip sana yardıma geleceğim. Çok yorgun görünüyorsun. Gül, sen de en az benim kadar uyumadın. Bence sen gittin lan ha. Yok yok, benim aklım sende kalır. Aklım bende kalır. Tamam o zaman. İşim bitince seni arıyorum ve kafeteryada buluşuyoruz, tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Ben size kahve bırakmak için odanıza girerken telefonunuz çaldı. Sen gördün mü kim arıyordu? Yok, ben odaya tam girdiğimde sustu, yani açmadım. Hani ben, siz merak edersiniz kim aradı, belki dönmeniz gerekir falan.
Tamam, anladım. Görüşürüz. Tamam Gül, dur. Neyin ne olduğunu bilmeden kuruntu yapma şimdi. Bu defa bu adama güvenmeye karar vermedin mi sen? Kendine gel. Ay, görüşürüz Cem. Teşekkür ederim. Yasemin. Heh. Bak canını sıkan her neyse seni bu kadar üzmesine izin verme, olur mu? Tamam. Görüşürüz. Yok, gelmemiş daha. Demek burada kalıyorsun. Evet, daha kendime ev bakamadım. Ama artık yavaş yavaş kendine bir ev baksan iyi olur. Haklısın. Ben o zaman artık buradan gideyim. Dur, daha nereye? Alara, saat çok geç oldu ya, ben gideyim. Ya yarım saat sonra gidersin. Gel sana yukarıda bir şey göstereceğim. Ama da ev kuşu çıktın ya. Nereye gitti bu şimdi? Ve daha önemlisi kimle gitti? Of, yoksa eski sevgilisi Alara Hanım'la mı gitti? Nereden çıktı zaten bu Alara? Nereden? Öf! Ay! Ne yapıyorsun kızım ya? Allah Allah! Ödüm patladı. Bir şey yok anne, bir şey yok. Yine otur burada böyle Ayten'le burun buruna. Para yok, pul yok, botoks yok, o yok, bu yok. Ne var be o zaman? Ses mi söyledim ben onu? Şimdi ben pek düşünmeye alışık olmadığım için... ...şimdi sesli sessiz onun pek şeye... ne yapayım ben? Susayım. Beni bu manyaklarla bırakın gidin. Oh be, kimse de bir güne bir gün... Anneciğim, gel seni bir gezmeye götüreyim. Ay karıcığım, gel seninle çıkalım, bir hava alalım. Gelinim, sen de çok yoruluyorsun. Gel bir akşam da dışarıda ye, demez. Demez? Yemek hazır. Karnı aç olan o kıymetli mabadını kaldırır... ...bir güzel sofrayı kurmaya yardım eder. Hadi. Kalk kız, yardım et. Sen et anne, bir değişiklik olur. Aa, ne diyorsun ya? Ben ev hanımı mıyım? Nesin anne sen? Hanımsın, bütün gün evde oturuyorsun. Ev hanımı değilsin, nesin? Hem sen pek meraklıydın. Ayten'e yardım kampanyası düzenlemeye. Kalk git yardım et işte. Anne, bazen gerçekten diyorum ki keşke Ayten teyze gibi bir annem olsaydı. Nankör! Nankör! Elinde kına, saçın örük, köylü güzeli gibi gezerdin be ortalıklarda. Benim sayemde biraz fashion öğrendin, kombin falan öğrendin. Saçımı süpürge ettim diyeceğim de pek öyle değil de... ...güzellik merkezlerinden çıkarmadım be seni. Terbiyesiz, Ayten gibiymiş. Öf, seni doğuracağıma taş yutsaydım ben. Taş da yutulur mu ayol taş? Be. O ne be, Ayten'miş. Ayten kadar taş düşsün kafana. Heh, bu güzel. Sana inanmıyorum ya. Bunların hepsini saklayıp üstüne bir de çıktısını alıp albüm mü yaptın? Ne var ki bunda bu kadar şaşıracak? Yani telefonda kalıp unutulsa mıydı? Yok canım, iyi yapmışsın aslında. Bak, bunu hatırlıyor musun? Sabah koşusuna giderken. Hatırlamaz mıyım? Bir kilometre sonra yoruldum deyip yemek yemeye götürdün beni. Ya üf, tamam, senin kadar sportif değiliz. Peki bu? Hatırlıyor musun? Bir dakika ya. Bu benim Amerika'daki eski yurt odam değil mi? Aynen. Vay be. Ben bunu unutmuşum. Aa, nasıl unuttun? O kadar güzel günlerimiz geçti orada. Değil mi? Ne güzeldi. Ya yemek sipariş edip arkadaşlarla sabaha kadar sohbet ederdik. Bazen o günleri çok özlüyorum, biliyor musun? Eski öğrencilik günleri, sorunsuz, rahat. Şimdi halimize baksana.
Bayağı iş kadını, iş adamı olduk. Ali Ara. Ama burada sadece ikimizin fotoğrafları var. Evet. Ne içersin, ne ikram edeyim sana? Şey, ben artık gideyim. Saat de geç oldu Ali Ara. Peki, tamam. Senin evde ailen bekliyor. Bir de Yasemin var. Benim gibi yalnız değilsin. Yapma Ali Ara. Yani şey, sen de yalnız değilsin bak. Ben her zaman yanındayım. Neyse, dediğim gibi ben gideyim artık. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Sarp nerede ya? Ne yapıyor? Kesin o Allah Aray'dadır. Kesin. Of, ay. Of, ben fenalaşıyorum ya. Kesin o Alara, o iğrenç sarı pençeleriyle böyle benim Sarp'ımı böyle kötü emellerini alet ediyordur. Benim Sarp'ım da saf. Anlamıyordur, alet oluyordur ona. Of. İlahi, sen çok komik çocuksun. Böyleyim değil mi? Ama sadece senin yanında böyle davranıyorum. Yani Yasemin'in yanında kesinlikle böyle eğlenceli davranmıyorum. Güzel yapıyorsun. Sarp, sen zaten ne yapıyorsan güzel yapıyorsun hep. Öyle tatlısın ki. Ama bak, sakın yanlış anlama. Aynı zamanda kankamsın. Yani bir zamanlar çıkmış olsak da best friend'imsin. Ama gel gör ki sana karşı boş değilim. Ay, ne kadar güzel anlaşıyoruz. Hatırlar mısın? Hatırlamıyorum. Yani ben niye hatırlarım ki Ali Ara? Lütfen bana hatırlatır mısın? Bir gün hani Amerika'da pizza yemeye gitmiştik. Ne kadar orijinal ve ilginç bir anıydı o. Ah ah. Ne kadar da aşırı süper mutluyduk biz orada beraber. O günlere içelim o zaman. İçelim. Çok mutluyum. Ben de. Dur bir bakayım, gerçekten mutlu musun? İnanamıyorum, gerçekten de çok mutlusun. Ay, delireceğim. Yok. Yok Yasemin, böyle olmaz. Sen kalk. Sen kalk, Ayten teyzeye falan yardım et. Yoksa böyle, böyle patlayacaksın. Of. Nasıl yaptın Yasemin? Nasıl? Nasıl bıraktın? Seni burada yolun ortasında bıraktıktan sonra sen nereye, nasıl gittin?
aşk olsun Ayten Hanım ya. Aşk olsun. Bir tabak yemeği çok gördün bana ya. Pes, pes. Nermin Hanım sen ne çeşit bir manyaksın ya. Allah Allah. Ben ne dedim? Yardım etmeyen sofraya oturmasın dedim. Yardımla neyi kastettim? Gideceksin mutfaktan tabağını alacaksın, geleceksin. Yemeğini yiyeceksin. Sonra da bir zahmet gideceksin tabağını geri koyacaksın. Bu. Ya Ayten Hanım siz beni neden anlamıyorsunuz acaba? Neden anlamak istemiyorsunuz? Ya ben alışık değilim. Yapamam. Allah Allah ya. Sen nerenin prensesisin acaba Nermin Hanım'a? Memleket nere? Anne ama gerçekten yani o uşaklar, hizmetliler, aşçılar eskide kaldı artık. Ne olur yani kendi tabağını, bardağını getirsen. Ha? Ay aşk olsun Yasemin ya. Benim arkamda duracağına beni satıyorsun değil mi? Aşk olsun sana. Ayten Hanım. Ne? Sen bu kızı da evlat edin de bu kızcağız da kurtulsun bu annesinden. Allah korusun be. Gördün mü Yasemin? O da istemiyor seni anneciğim. Gene bana kaldı. O yüzden benimle terbiyeli konuşacaksın. Anladın mı? Tamam anne. Tamam. Hah, bak kapı çalıyor. İn aşağı, gelen kocandır. Aç kapıyı ki bir zahmet içeri girsin adam ha. Hem açım, hem ilgiye muhtacım. Nermin Hanım. Efendim? Kapıyı açtığında tuttuğun kola bak bakayım. Eline yapışmış mı, yapışmamış mı? Ha ha ha! Çok komik, çok komik. Yapışmadı işte. Ay lütfen. Hoş geldin kocacığım. Hoş geldin. Ay ben çok berbat bir gün geçiriyorum. Moralim hanım sıfır. Hatta eksilerde. Herkes benimle uğraşıp duruyor aşkım ya. Çekil Nermin, çekil. Sen bir de o moralman bozukluğunu bana sor. Bir kavanoz çikolata kaşıklayıp duşa girip ağlayasın var ya. Sana ne oldu? Ben bitmişim Nermin. Benim kariyer hayatım tamamen bitmiş. Bir zamanlar gökdelenlerin tepesinden Şahin gibi şehri izlerken... ...şimdi köstebek gibi yerin yedi kat dibindeyim. Kimsenin umrunda değil ya. Anlamadım. Anlasan şaşardım zaten Nermin. Anlasan şaşardım. Sen zaten beni ne zaman anladın ki? Bak el alemin karısına kocasını nasıl anlıyor? Ne güzel anlıyor. Bir de sana bak. Varsa yoksa botoks ya. Ay, niye sen bana sardın şimdi ışık kızıyla Lütfü? Kimse beni sevmiyor. Kimse beni sevmiyor. Asıl kimse beni sevmiyor. Ben senin her zor anında yanında değil miydim? Sen bana niye bunu yapıyorsun şimdi ya? Of çok yalnızım. Tevfik. Oğlum yavaş ya. Kimse kaçırmıyor, hepsi senin. Nefis Hasan, sana demiştim ya, buranın köftesi. Biraz da harika. Sen de yesene. İştahım kaçtı, Tevfik. Niye? Ahmet'e taktın değil mi? Taktım ya. Hı. Ahmet de geliyor işte, iyi çocukmuş. Bak lafın üstüne, bak sana. Ne olursun sakin ol. Bağırmadan, çağırmadan sakin sakin konuş, tamam mı? Afiyet olsun. Hoş geldin abi. Hoş geldin Ahmet, geç. Otur. Ne? Otur bir şeyler ye gel. Yok Tevfik abi sağ ol ben aç değilim. Ahmet. Ahmet oğlum anlat bakalım bu simit satma işi nereden çıktı böyle? Dedim ya sana da baba işte yani senin verdiğin para bana bize yetmiyor. Ya o parayla bir aile bir ay gül gibi geçiniyor evladım. Tamam da baba o gül gibi geçinen ailenin evinde Özdemirler yaşamıyor. Ahmet haklı adam. Şimdi bu Lütfü Bey bir işe girmiş. Ne kadar maaş aldığı belli değil. Kızı bir işte çalışıyor, ne yaptığı belli değil. O büyük kızı desen sanki onlarla hiç alakası yok. Bu Nermin Hanım desen o zaten bu dünyada yaşamıyor. Başka bir yerde yaşıyor. Onun kafa gitmiş, uçmuş iyice. Ahmet haklı Hasan. Ya bu Ayten de ya vallahi günde kaç boğaza yemek yapıyor biliyor musun sen baba? Kadına da yazık ama. Ne yapsın yani? Bütün gün çarşı pazarı eve taşıyıp duruyor. Bu Nermin Hanım ona hiç yardım etmiyor. Ben de ne yapayım? Düşündüm, taşındım. Ek iş yapmaya karar verdim. Ahmet haklı Hasan. Tevfik biliyorum haklı olduğunu. Haklı olmasına haklı da ne yapayım yani? Yakış günü o aileyi sokağa mı atayım? İşte ben de bu Lütfü'nün maaşını bekliyorum. Belki bir katkısı olur. Yani işte o maaş gelene kadar da benim
para kazanmam şart. Hayır Ahmet, hayır. Ben daha ölmedim. Ben daha ölmedim, ben hallederim. Ben onun bir çaresine bakarım. Senin dükkanda çalışman lazım Ahmet, dükkanda. Ya, ama baba... Çık, konuşma, konuşma. Ben ne dersem o. Hadi şimdi bir şeyler ye, bir köfte ye. Bir buçuk. Ya baba... Bir buçuk. Bakar mısın? Gel evladım. Bir buçuk köfte, bir de ayran. Oldu. Tamam, hadi. Ben bir gözümü kapatayım dedim, uyuyakalmışım. Hadi sen eve git artık. Ha yo yo, böyle bir kesirmek iyi geldi. Hem bir kahve içerim, kendime gelirim. Peki. Ama benim işim daha bitmiyor. Tamam. Zaten benim de ilgilenmem gereken birkaç hasta var. Onlarla ilgilenirken senin de işin bitmiş olur. Aslında sen tam bana göresin biliyorsun değil mi? Nasıl yani? Yani inatçı, çalışkan, işine bağlı. Tabii bir de çok akıllı. Ne kadar güzel olduğunu söylemem gerek yok herhalde. İşin biter, hemen acile geliyorsun, çok yoğun, bekliyorum. Tamam hocam. Ben kahve içiyorum, ister misin? Teşekkür ederim. Hayırdır Özdemirler? Ne o? Küs müsünüz? Sen ne örüyorsun Ayten teyze? Evladıma kazak örüyorum. Kış iyice bastırmadan giysin de üşümesin evlat. Ya ne güzel. Anne bak. İlmek ilmek örüyor, emek veriyor oğlu için, emek. Aşk olsun sana Yasemin ya. Aşk olsun kızım. Sen ne çabuk unuttun Paris'ten sana aldığım balya balya tasarım kazakları ya kızım. Kimsenin üstünde yoktu be. Tek örnek geziyordun ortalıkta. Ah o güzelim kaşmir kazak. Ah o güzelim kaşmir kazaklar. Sen o kaşmir kazakları unuttun da Ayten'in pazardan aldığı örme, böyle üste batan kazağına mı kaldın kızım sen ya? Aşk olsun sana nankör. Gördün mü? Besle sincabı, oysun gözünü lütfen. Ne sincabı ya, ne diyorsun? Ne sincabı ne ya Yasemin? Bildiğin sincapsın işte. Sincap değil misin? Sincap, sincap, sincap. Nankör sincap, nankör sincap. Aman Kıvırcık, Allah aşkına sen de yeni mi tanıyorsun anneni ya? Annen hep böyleydi. Ya bak nikahımızda biz evlenirken... Aa Latif, senin bıyığın mı vardı ya diyen kadın bu. Kafası da bildiği ki gelmeli gitmeli. Gelmeli gitmeli, tahta eksik. Ay aşk olsun lütfen ya. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu televizyonu biz boşuna açıyoruz ha. Yemin ediyorum sizi böyle oturayım izleyeyim zaten komedi dizisi gibisiniz ha. Yeter be! Uğraşmayın benimle! Nermin Hanım dur! Ne oldu? İncilerin dökülecek. Hocam be! Sakin ol Ayten Hanım, sakin ol. Her zamanki bayılması. Ama bu sefer kafasını vurdu Lütfü Bey. Yok Ayten teyze, o 5 dakikaya ayılır. Bak ben onu ayılacağım şimdi. Ay canım, tabii. Kıvırcık, tut kolundan, koltuğa kaldıralım anneni. Tut, tut. Bu kaçıncı bayılması bugün? Ha? Bugün ilk galiba. İlk mi? Tamam, 4 tane daha var. Aynen. Gel. Anne.
Hadi uyan, numara yapma hadi. Hadi anne. Hadi anne. Gel. Anne. Anneciğim. Yasemin. Anne. Oy kurban olurum ben sana. Oy. Oh anasının bir tanesi. Oy benim Yasemin'im. Ab, anne kurban olsun sana Yasemin. Anne kurban olursun. Oh benim aşkım benim bir tanem. Oy benim kadasından aldım. Oy benim dağda gezen kıvırcık ceylanım. Oy benim bir tanem ya. Ne? Ya Yasemin. Nermin ne diyorsun ya? Kendine gel lütfen rica ediyorum. Bunlar ne biçim laflar ya? Oy Lütfi sen geldin mi işte? Dur ben sana bir kap yemek koyayım da aç acına oturma kocacığım. Kim bu? Kim bu kadın? Nermin Hanım nasılsın? İyi misin? He? İyiyim bacım. Bir şey... Fasulye ıslayacaktım ben. Ne? Fasulye. He gideyim de fasulye ıslayayım. Fasulye taş gibi oluyor. Pişmiyor namussuz. Dur. Anne. He. Sen espri mi yapıyorsun? Ya yapıyorsan komik değil. Gerçekse de çok korkunç. Yok kızım ne es... Yemenim nerede benim? Neyi? He? Ay aşk olsun Ayten bacım ya. Sen niye benim yemenimi alıyorsun? Ne yapıyorsun sen Nermin Hanım? Yemek yapacağım. İçine mi düşsün saçlar? Lütfi, diyorum ki ben bu saçları da birazcık kestireyim. Böyle saç mı olur ya? He? Nermin kendine gelir misin lütfen? Bunlar nasıl laflar havam havam ya? Lütfi, kocacığım sen hala oturmuyor mu? Kalk git pijamalarını giy böyle rahat rahat otur. Ben şimdi bir yemeği ıslayayım, fasulyeyi ıslayayım. Sonra sana meyve getireceğim. Tamam? Ay. Öfke baldan tatlıymış, aşk onun müptelasıymış. Allah'ım, Allah'ım neler oluyor? Kim bu kadın? Bana hemen okunmuş suyla sarımsak getirin, çabuk. Lütfi, çekirdek de çıkarayım mı meyvanın yanına? Baba, baba bu annem gerçekten kafasını vurmuş olmasın, bir şey olmuş olmasın? Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Bu nedir ya? Şaka mı, gerçek mi? Ne oluyor? Ya imdat, ambulans, yardım, narkoz, serum. Yürüyün! Lütfi Bey, Lütfi Bey. Ben yemeğimi alıp geliyorum. Nermin'cim, karıcığım, hadi sen şimdi bırak fasulyeyi falan da gel biz seninle filtre kahvemizi içip biraz dedikodu yapalım. Hadi gel. Filtre kahve mi? Ben hiç sevmem ki. Bir kere midem bulanıyor ondan. Ben şimdi şu fasulyeyi ıslayayım, sonra kendime Türk kahvesi yapacağım. Yasemin ne diyor bu kadın? Ayten teyze annem sen oldu. Vallahi oldu. Yasemin, hı, anneciğim. Niye öyle masumlaştın sen? Oy annesinin gözeli. Oy gadasını aldım. Oy benim bir tanem. Kurban olurum ben sana kız. Kurban olurum baba, ben sana. Baba. Bir şey yap ne olur. Ne yapabilirim yavrum? Annen bir anda tarhana kokmaya başladı. Yani ben şu an ona yaklaşamıyorum ki. Ya sen ne diyorsun Lütfü Bey? Ne biçim konuşuyorsun ya? Yani bu kadını hastaneye götürmemiz gerekiyor tamam mı? Ben gördüm o düşerken kafasını vurdu. Belli darbe aldı garibim işte. Ne dedin Ayten bacım? Hah bak sana diyor. Ayten Hanım sen konuş onunla. Şu anda siz aynı dili konuşuyorsunuz. Ben avamca bilmiyorum. Ya sabır ya selamet. Kızım sen geç bakayım babanın yanına. Bismillah. Şimdi Nermin bacım. Sen bu fasulyeyi ısladın ama. Ne? Biz seninle dün ne konuşmuştuk? Ne konuştuk kız? Ne konuştuk? Ne konuştuk kız? Ne konuştuk? Bezelye. Ne? Biz bezelye mi konuştuk? Tabii. Hele. Tamamen aklımdan çıkmış. Olur canım ne olacak? Ne olacak?
bak. Şimdi bak ben ne diyeceğim sana? Bezelye? Evet sen acı salça mı kullanıyorsun yoksa domates salçası mı? Yok bezelyeyi konserveden yapmayacağım. Az bir kere. Yok. Taze tabii. Bezelyeyi alırsan tamam. Taze bezelyeyi aldın şimdi. Ayıkladın mı güzel? Ayıkladım bacım. Bezelyeyi öyle hallettik. He. Yanına bir de pilav yaparız. He. Ondan sonra bir de böyle güzel hoşaf attırırız. Benim tamamen aklımdan çıkmış bacım. Gitti bakayım kolunu. Kız sen bizim Nalan'ın kaynını bildin mi? Ha Cemcik Ağızlı. Evet Cemcik Ağızlı. İşte o Cemcik Ağızlı'nın bir tane yeğeni var. Ondan sonucuma o yeğeni bunlara gelmiş. Ondan sonucuma Tuna Bayasan tane onun yeğeni büyü yapıyormuş. Tabii. Nereye gidiyoruz? Gel bacım gel. İn şöyle. İn şöyle ondan sonra o büyüleri yap. Oldu. Bak Ayten bacım paşan geldi. Ya paşam geldi çok şükür. Anne ne oluyor? Nereye bu saatte? Annem delirdi Sarp. Kızım bir sus. Alın ananızı bir sahip çıkın. Oy benim güzel kızım. Bak çocuğum, Nermin Hanım'a tuhaf bir şeyler oldu. Hemen bir taksi çağır, sonra babanla dedeni ara. Hastaneye gelsinler, biz de hastaneye gidelim. Hadi benim çocuğum. Anne ne oluyor ya? Nedir? Anlamadım ki hiçbir şey. Oğlum bir sus dediğimi ya, bir sus paşam hadi. Analara karşı gelinmez oğlum. Analar kutsaldır. Ya hadi, sen şimdi git oğlum. Tamam. Gel bacım. Hadi. Yemin ediyorum buram buram Anadolu koktu burası. Ama ben daha fazla dayanamayacağım ya vallahi bak. Dayan baba. Alegül hazır mısın? Tamam seni kapıda beklerim. Yavrum, annen Ayten'e dönüştü. Kafayı kırdı yani. Doktor çağır, imdat, yardım, narkoz, serum. Ya tamam, sessiz olun. Hallederiz şimdi. Dur. Ah, bu doktor değil miydi ya? Ha, doktor gel gel. Merhaba, Gül ne oluyor? Bilmiyorum hocam. Anneme bir şey olmuş. Kendi gibi davranmıyor. Ya, kafa gitti, kafa. Kafasını vurdu, kafasını. Tamam, Cenk Hoca'ya gösterelim. Kafa travması olabilir, hemen bakılsın. Merhaba. Yakışıklı doktor da buradaymış. Lütfi gördün mü? Gördüm. Ay. Nasıl? İyisin. Vallahi filmler temiz. Çok şükür. Ay çok şükür. O zaman ne oldu bu kadına doktor? Bu kadın kafayı kırmadıysa ki bence kırdı. Başka ne olmuş olabilir ki? Öp yavrum hadi. Çok mu sıkıldı bu aralar? Çok mu baskı ya da stres altında? Beyin kendini korumaya almış olabilir. Evet hocam. Annem başka biri gibi davranıyor. Kendi gibi değil. O da vücudun başka bir koruma mekanizması zaten. Öp yavrum öp yavrum. Sevgi pıtırcığı oldu ya. Şimdi o zaman biz ne yapacağız doktorcuğum? Yani benim Gül gibi şehirli karım gitti. Yerine köylünün teki geldi. Lütfü. Yani ben şimdi ne yapayım bu kadını? Tarlaya mı süreyim? Sus bence baba. Siz devam edin hocam kusura bakmayın. Dinliyoruz biz sizi. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Dinlensin. Siz de zaten her şey yolundaymış, normalmiş gibi davranmaya devam edin yanında. Zaten stresin neden olduğu bu durumu biz de iyice körüklemeyelim. Hadi gidelim. Büyük ihtimalle yakın çevresinden birinin davranışlarını taklit ediyor.
Ben ne yaptım ki baba? Lütfü Bey ya. Hadi gidelim. Gel anneciğim. Bu benim güzel kuzum. Bu benim kara kuzum. Bu benim Japon kuzu. Evet evet. Aynen aynen anneciğim. Hadi gel ben seni götüreyim. Lütfü. Ya tamam ya, asma suratın işte. Bir şey yok dedi doktor. Dinlensin geçecek dedi. Ya ben asmayayım suratımı da kim açsın Ahmet Efendi ya. Benim prenses gibi karım gitti, yerine Ayten gibi bir şey geldi. Bak ya bak, lafa bak. E yalan mı? Hadi ben yatıyorum. Bir şey olursa bana haber verin. Ahmet derdik. İyi geceler babacığım. İyi geceler dede. Yasemin, hadi sen de yat dinlen ha. Yatayım değil mi? Bugün yoruldum bayağı. Bak sakın unutma. Doktor ne dedi? Yanında ağlamayın, sakın üzülmeyin. Normal davranın yani. Hadi kızım çıkalım yatalım. Gün doğmadan neler doğar? Belki annen yeniden doğar. Belki o Avrupa'yı gerçek sarışın kimliğine geri döner. Anne. Anne hadi. Ne olacak bu kadınla hali? Vallahi ben ne bileyim Ayten'im. Doktorun dediğini duydum. Bir şey yokmuş filmlerde, filmlerde dinlensin dedi. Geçer dedi. Herhalde içimizden birine benzemeye çalışıyormuş. Bana? Bana benzemeye çalışıyor. Baba ne yapayım ya? Elde avuçta para mı var? Zaten eldekiler de yetmiyor. Ben de ne yapayım? Ek iş yapayım dedim yani. Senin verdiğin para bana... bize yetmiyor. Ya bu Ayten de ya vallahi günde kaç boğaza yemek yapıyor biliyor musun sen? Ahmet be oğlum. Bana sormadan ne işler çeviriyorsun sen? Ben varken sana bu düştü. Ama çocuk haklı. Onca insan Ahmet'in eline bakıyor. Hadi bakalım sen uyu. Sabah ola, hayrola. Hayırlı sabahlar ola. Yasemin, ne oldu? Yine annene bir şey mi oldu? Yok, anneme bir şey olmadı. Ben öyle seninle konuşmak istedim. Ne konuşacağız? Bilmem. Yasemin, bizim konuşacak bir şeyimiz yok. Bak zaten bugün ikimiz de yorulduk. En iyisi yatalım. Sarp, niye beni başından savuyorsun? Neden acaba? Sarp, bak ben... daha doğrusu biz... Yasemin. Sen bana bugün yüzüğü çıkarıp verdiğinde bizi bitirdin. Biz diye bir şey kalmadı. Bundan sonra sadece sen ve ben varız. Biz yokuz. Ama ben... Aması falan yok Yasemin. Sen bugün benim kalbimi paramparça ettin. Ama sen de bana yalan söyledin. Yasemin, lütfen tekrar başlamayalım. Hayır, başlayalım. Yasemin, bak ben senin gibi sabah farklı, akşam farklı ruh haline giremiyorum. Her şeyi öyle bir anda unutamıyorum da. Çok görüyorum seni değil mi? Biliyorum. Çünkü ben bile bazen kendimden yoruluyorum. Sarp, ben nasıl mutlu olunur bilmiyorum. Ben daha önce hiç gerçekten mutlu olmamışım. Yani... belki sana biraz saçma gelecek ama... ben hayatımın en mutlu anlarını... burada... bu evde yaşadım. Seninle yaşadım. Ben ilk defa birini kendimden bile çok seviyorum. Ben mutluluğun ne olduğunu yeni anladım. Ve o yüzden mutluluğun da sevmenin de acemisiyim. O yüzden bu kadar çok hata yapıyorum. Artık sen benimle konuşmak bile istemiyorsun.
Tamam ufaklık. Hadi üzülme artık ha. Sarp. Yasemin. Kızım ne yapıyorsunuz siz burada bu saatte? Şey, Yasemin'in annesi yüzünden morali bozukmuş da baba. Biz dertleşiyorduk. Ha. Dertleşmeyin efendim. Dertleşmeyin. Bu saatte. Hadi kızım yat. Hadi. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Hadi oğlum sen de yat. Annenin hazırladığı yatmadan al eşyalarını. Yatağını, yorganını. Hadi. Tamam baba. Şimdi alırım. İyi geceler sana da. İyi geceler. İlla kafamı karıştıracaksın değil mi Yasemin? İlla tüm duygularımı birbirine sokacaksın. Tamam ufaklık. Üzülme artık ha. Ay canım ya. Gene de kıyamıyor bana. Yani ne kadar kızsa da kıyamıyor. Kızım sus! Ay baba sen uyumuyor muydun? Kıvırcık susarsan uyuyacağım. Kendi kendine konuşmaya mı başladın sen ya deli gibi? Kimle konuşuyorsun? Yat zıbar uyu. Tamam. Kocacığım böyle olmaz. Yat üstünü ört. Bak böyle yatanın üstüne kar yağarmış. Yel alırsın. Yat. Yat. Ört. Heh, şöyle benim iyiydim. Şöyle benim aslan. Şöyle. Heh. Allah'ım ben inşallah sabaha çıkmam ya. Kız sen de yat zıbar uyu. Baban sabahın köründe işe gidecek. Hadi. Tamam. Şimdi bir zılgıt patlatırdım ama uykunuz bölünmez. Hadi. İyi geceler. Hasan, nasıl gidiyor? Anlat bakalım. İyi gidiyor efendim, iyi gidiyor. Asıl siz anlatın, orada nasıl gidiyor? Memnun musunuz? Bizim oralara gelince görürsün Hasan. Onu boş ver de, sen söyle bakalım. Bu Lütfü, çok mu yük olmaya başladı sana? Yani. Ya anlat. Ben değil de Şevki Bey, Ahmet. Ahmet tek başına çalışıyor, bu kadar nüfusa yetemiyor. Haklı tabii. Baktım Ahmet ek iş aldı. İşte o zaman dedim, bak Ahmet ben daha ölmedim. Affedersiniz siz işinizi almayın efendim. Olsun olsun, ben alıştım artık. Hasan sen ne güzel yetiştirdin oğlanı ya. Bir de benimkine bak. Ben nerede yanlış yaptım acaba? Estağfurullah Şevki Bey. Eğer siz sağ olsaydınız Lütfü Bey böyle olmazdı. O da doğru. Sen fırsatın varken destek çık Ahmet'e. Tabii efendim tabii ama ne yapacağım işte onu bilmiyorum. Ne mi yapacaksın? En iyi bildiğin şeyi yapacaksın. Evet, hayatta en iyi bildiğin şeyi. Sen bize neler hazırladın böyle? Oy o annem diyen dilinde kurban olurum senin. Benim bir tane, bir tane. Sincabım benim, sincabım. Annem zannediyorsun sincap ne? Günaydın. Oo paşam, günaydın. Geç otur evladım, geç. Geç. Bir değişiklik yok değil mi? Yok, hala Ayten model.
Kıvırcık Japon, nedir durumlar? Aynı baba. Vallahi mı ya? Lütfi, kocam, kurban olurum sana. Kalktın mı? Anne, bunlar ne? İşte yumurtalı ekmek kızım. Protein, karbonhidrat. Yiyin ki kafanız çalışsın, değil mi? Vallahi ben hiç hayır demem. Alıyorum hemen. Gitti. Gül gibi karım gitti. Yerine yumurtacı Nermin geldi. Güzel olmuş ama. Ahmet, ne oluyor burada ya? Senin bir düşük versiyon. Kahvaltı hazırlamış Ayten. Oo, Ayten bacım. Ahmet eniştem. Buyurun, buyurun. Günaydın. Buyurun, oturun. Şaka yapıyorsun. Vallahi çok iyi. Nermin Hanımcığım, bunların hepsini sen mi yaptın? Tabii, tabii bacım, ben yaptım. Ben seni gibi bir zeytin koyup konuyu kapatmam. Benim kahvaltım böyle. Oy, babacım, 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 babacım. Oh, günaydın babacım, günaydın, babacım. Günaydın, geç otur günaydın, babacım, 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 babacım. Günaydın benim babacım. Günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsın babacım? Sağ ol Nermin, sağ ol. İyiyim, iyiyim kızım, iyiyim kızım. Hele 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 şu ailenin güzelliğine bak ya, şu ailenin güzelliğine bak, moş. Ben bir de pişi yapayım. Yuh. Pişi mi dedi o? Pişik mi? Pişik ne ya? Benim karım ne anlar böyle yöresel yemeklerden? Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol ya Rabbim ya. Vay be. Demek benim annem de normal bir insan olsa biz böyle bayağı düzgün insanlar gibi beslenecekmişiz. Sus sus Yasemin. Vallahi çok şaşkınım. Anneciğim ya, sabah sabah bizim ne işimiz var bu trafikte? Ben daha ayılamadım ki. Oğlum kaç kere söyleyeceğim? Bir sürü işim var gün içinde benim. Ya çok önemli işim varmış. Bu en önemli işin de sabah sabah kuaföre gitmekmiş. Onu da anlamış olduk. Laf yetiştirme oğlum. Sür arabayı. Tamam, laf yetiştirmeyeceğim ama ben senin daha ne kadar böyle şoförlüğünü yapacağım? Oğlum, ben bu dizle nasıl araba kullanayım? Duydun doktoru 2-3 hafta daha araba kullanmayacaksınız dedi. Tamam anneciğim, tamam. Yalnız bak senden rica ediyorum. Lütfen pilates yaparken daha dikkatli ol. Durduk yere sakatlandın. Ayrıca niye sen böyle geçici bir şoför almıyorsun ki kendine? Babanın kaç senelik şoförü hasta adam biliyorsun. Ben nereden kendime güvenilecek bir adam bulacağım da işe alacağım da. Anlaşıldı. Yani bu süre zarfında ben senin şoförlüğünü yapmaya devam edeceğim yani. Ay Cem, iki yere götürdün ama laf ettin ha. Dilinden kurtulamadım. Tamam anne, tamam. Sana da bir şey söylenmiyor ya. Cem, sen onu bunu bırak da bu Yasemin. Ne olmuş bu Yasemin'e? Oğlum, uzatmadan bitirelim şu işi artık. Ne demek istediğini anlayamadım. Şu demek, yani bir karar verin artık, harekete geçin. Baban geldi gelecek, geldi mi zaten kıyamet kopacak. En azından o gelene kadar toparlasaydık oğlum şu işi. Anne, toparlanacak bir şey yok. Ben Yasemin'i seviyorum. Ay seviyorsun, anladık Cem onu. Onu anladık oğlum. Da o seni seviyor mu? Ben işin o kısmıyla ilgileniyorum. Bu nasıl bir soru? Tabii ki de seviyor. Sevmese sırf beni görmek için şirkette işe başlar mıydı? Bilmiyorum Cem. Ben elimden geleni yaptım, gördüm. Artık top sende. Yani ilişkinizi ciddileştirecek misiniz, ciddileştirmeyecek misiniz? Bir karar verin, yol yakınken bitirin bu işi. Bu böyle sürmez artık oğlum. Nedir, nereye kadar yani? Tamam anne, anladım. İnternet bağlantısı kopmuş. Sarp'la burada çalışamayacağız. Gidip bir yerde baş başa çalışmak zorundayız.
Yasemincik de buna çok üzülecek. Bak sen şu işe. Heh. Buyurun. Heh. Oğlum, sen ne yapıyorsun? Kahvaltı ediyorum anne. Oh, afiyet olsun, afiyet olsun. Maşallah, hepiniz de ne meraklıymışsınız Nermin Hanım'ın kahvaltısına, ha? Ben dedim, Ayten bacım, benim kahvaltım böyle olur dedim. Ayten, tamam, tamam, deli o, deli, deliyle deli olma, tamam. Afiyet olsun sana. What is this, Nermin? What the food, Nermin? How you cook? Are you köylü, Nermin? Ne? Köylü milletin efendisidir Lütfü Bey. Vallahi Lütfü Bey, yemeyecekseniz önünüzdekileri ben yerim seve seve. Örümcek adam, sen beni çok yanlış tanımışsın. Tabii ben tabağımda taş olsa yerim. Hatta tabağı bile yerim. Masayı da yerim. Oha Nermin, bu ne ya? Sen niye bugüne kadar bundan hiç yapmadın ya? Vallahi bravo. Anneciğim, ellerine sağlık. Afiyet olsun benim balım. Anne vallahi bu inanılmaz olmuş. Löp löp et olsun aşkım. Bir şey diyeceğim. Bizim anne hep böyle olsun ya. Ben bunu çok sevdim. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Bu anne çok güzel. Ya çocuklar, ama yani bu hali annenizin hasta hali. Yani güzel yemek yapsın diye hasta mı kalsın? Zaten bir tane var, yeter. Bu fazla. İyi. Nermin'ciğim, biraz dem koyar mısın? Tabii babacığım, babacığım, babacığım. Açık ol. Tabii dem, babacığım. Onlar, dem, dem. Benim babacığım, sen de mi? Ne, de, ne demek sen de mi? Ne demek sen de mi Ayten? Yok bir şey babacığım. Baksan, Yasemin, Gülben'i iyi dinleyin. Ben iş arıyorum. Tamam mı? Bana uygun bir iş bulursanız hemen bana söyleyin. Ben ahbaplarıma söyledim. Onlardan da bekliyorum. Babacığım ne işi ya? Ne yapacaksın sen şimdi? Ne işi? Ya Ayten, ben bıktım ya. Yani bu evler otur otur bıktım. Sonra kahvede Tevfik'in orada oturmaktan, bilmece çözmekten bıktım. Ya Ayten, ben özledim. Ben işimi özledim ya. Ben o direksiyonu özledim. O şoför mahallini özledim ya. Böyle debriyajımı özledim. Frenimi özledim. Benzin kokusunu özledim. Ne diyeyim çocuklar? Ay babacığım, babacığım. Ay kurban olayım ben seni verene babam. Sen şu emekliliğinin tadını çıkaraydın ya. Yok, ben emekli falan değilim. Ben emekliliğin tadını da istemiyorum. Dede bak, bizim şirkete birini arıyorlar, güvenilir. Ama geçici. Hah, evet. Bahar Hanım dizinden sakatlandı da. Oh, iyi. Onun yanına. Geçici ama dediğim gibi. Geçici olsun. Geçici olsun, iş olsun, geçici olsun Sar. Dur o zaman, ben bir hemen arayayım, bir konuşayım. Ara, ara. Ara Sar. Çocuk beni niye sabah sabah arıyor ya? Alo, efendim Sarp Bey. Buyurun, dinliyorum. Kim? Şoför mü? Tamam, tamam, süper. O zaman bugün gelsin, annemle bir görüşme yapsın. Tamam, şirkette görüşürüz. İyi çalışmalar. Tamam, teşekkürler. Sarp, ne diyorlar? Dede seni hemen iş görüşmesine bekliyorlar. Beraber gideriz. Tamam. Hemen hazırlanıyorum. Tamam dede. Yalnız geç kalmayalım. Ben de işe gideceğim ya. Tamam, ben hemen hazırlanıyorum. Hemen. Tamam. Ben aşağıda bekliyorum tamam. Seni o zaman. Ay. Kıyamam ben babama ya. Ne yapsın? Çocuk gibi sevindi adam. Ay. Kıyamam babacığım, babacığım, babacığım. Benim babacığım. Anneciğim, sana çok güzel bir şoför buldum. Ben de bu durumdan kurtulmuş oldum. Ay ben öyle tanımadığım adamı istemem şoför möfür. Yo, tanıdık birisi. Bizim Sarp Bey'in dedesi. Eksikti şu şirkette. İyi halt ettin yani örümcek adam. Size ne Lütfü Bey? Ya sen dede. Hadi acelemiz var, geç kalacağız.
hazırım. Dede. Ya niye böyle giyindin ki? Görüşmeye gidiyorduk sadece. Hemen acele etmeseydin Hasan dede. Hasan efendi gaza gelmiş kızım. Ama yani şimdi Bahar Hanım'ın beni görüp de işe kabul etmemesi mümkün mü? Benim işime karışmayın. Hadi gidiyoruz. Ayakkabıları sağ. Tabii dede. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Ne haber? Ne olsun? İşe geç kaldım biraz. Dedemi iş görüşmesine getirdim de. Nasıl yani? Ya Bahar Hanım kendine geçici olarak bir şoför arıyormuş. Dedem de evde oturmaktan delilenmiş zaten. Ben de iş görüşmesine getirdim. Yani geçici olmasa hayatta getirmezdim ama şimdilik iki taraf için de iyi olur dedim. Süper yapmışsın, iyi olmuş. Sen erkencisin ha? Şey, arayan soran var mı? Sarp, internet çalışmıyor. Hadi ya. Benimkinde de internet bağlantısı yok. Tekneye haber verdin mi? Yok, bilmiyorum ki daha telefon numarası kaç, hangi departman nerede. Onlar halledene kadar biz ikimiz dışarıda çalışalım mı? Hem yalnız kalırız. Olur. Ben ilk önce bir tekneye haber vereyim, sonra çıkalım. Öfke baldan tatlıymış, aşk onun müptelasıymış. Bulduk mu cevabı, kim kazanır savaşı? Ay, kusura bakma bacım, böyle ayaklarımla girdim ama. Ay aşk olsun bacım, ne önemi var? Boş ver, sen şimdi geç içeri, ben şuraları bir toplayayım, tamam mı? Oturalım şöyle karşılıklı bir Türk kahvesi içelim, sana bir Türk kahvesi yapayım. Ha? Ne dersin? Allah derim. Ha? Oh be. Geç. Geç sen. Geç otur. Ha bir dakika. Ver şu terliklerin altını da sileyim. Kız ayıp olmasın sana? Yok canım, olur mu öyle şey? Aa aşk olsun. Ne ayıbı, kurban olayım ben sana. Bak. Bak yala. Ay hakkını helal edin kız Nermin Hanım. Helal olsun aşkım. Kurban olurum ben sana. Ay. Geç. Ben nasıl geç. Kurban olurum seni benimle. Hadi geç. Bacım kolay canım gelsin. Canım benim. Hadi geç. Hadi benim gülüm. Oh. Öfke baldan tatlıymış, aşk onun müptelasıymış. Bulduk mu cevabı, kim kazanır savaşı? Ay, ay. Oh be, ben sevdim bu Nermin Hanım'ı be. Ay, insanın hizmet edeninin olması ne güzel şeymiş be. Geldik gene yedi uyuyanların mağarasına. Oh! Aha telefon gelmiş. Aha vallahi çalışıyor. Alo buyurun. Ya telefonu koyuyorsun, şu masayı değiştirir insan ya. Böyle masa olur mu ya? Koskoca Lütfü Özdemir'in masasına bak. Ama bunların hepsini yazıyorum ben. Cem Bey bunların hepsini kara kaplıya yazıyorum. Sonra soracağım bunların hesabını senden. Ne yapılır burada ya? Ne yapsam ya ben? İş güç de yok. Gelen giden de yok. Arayan soran zaten yok. Ne yapayım ben? O zaman ben de salla başı al maaşı yaparım. Salla başı al maaşı. Güzel. Gene buldum. Bravo ben. Çok memnun oldum Hasan Bey. Kusura bakmayın kalkamıyorum. Bugün başlayalım diyeceğim ama siz hazır gelmişsiniz. Evet efendim, şimdi gel konuş, işi kabul et, sonra eve git. Elbiseleri giy, tekrar buraya gel. Vakit kaybı olmasın dedim. Tebrikler Hasan dede. Teşekkür ederim Yasemin Hanım. Bugün birkaç yere gideceğiz. Ben haber verene kadar dilerseniz siz dinlenin. Siz nasıl isterseniz efendim. Kolay gelsin o zaman size de. Ben yardım edeyim size efendim. Ah, çok buyurun. Teşekkür ederim Mers. Buyurun Bahar Hanım. Çok Mers. Rica ederim. Mers. Hasan Bey. Tebrik ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim Cem Bey. Yalnız Cem Bey ben annenizi nerede bekleyeceğim? Bir de o iş vardı değil mi? Şey yapalım mı? Sen de burada kalsın.
Yok yok, olmaz olmaz. Cem Bey'in işi gücü var. Ben ona mani olmayayım. O iş bende Hasan Bey. Lütfen beni takip edin. Evet. Lütfü uyan, Lütfü. Allah'ım, ben de huy haline geldi ya. Rüyamda bile Hasan Efendi'nin sesini duyuyorum. Lütfü. Rüya değil, Lütfü. Ben geldim, ben buradayım. Lütfü. Lütfü. Ödüm şeyime kaçtı. Hasan Efendi, senin ne işin var burada ya? Lütfü Bey, Hasan Efendi artık boş zamanlarında sizin odunuzda kalacak. Yuh, artık daha neler. Yok artık daha neler Cem Bey. Olur mu öyle şey ya? Şoförle aynı odayı mı paylaşacağım ben? Evet. Evet. Olmaz, olamaz. Reddediyorum. He's a taxi driver. Lütfü Bey, lütfen artık saçmalamayı bırakın. Yani ofiste boş oda yok. Ayrıca siz bu odada tek başıma sıkılıyorum demediniz mi? Hasan Efendi size gayet iyi arkadaşlık edebilir bence. Ya Cem Beyciğim, bana arkadaş diye bula bula Hasan Efendi'yi mi buldun ya? Rica ederim. Evde Hasan Efendi, işte Hasan Efendi. Ama ben artık yüksek dozda Hasan Efendi'den can vereceğim ya. Ya Lütfü Bey, ben sizin söylediklerinizin yarısından sonra dinlemeyi bırakıyorum otomatik olarak. Neyse, hayırlı olsun diyelim, ne diyelim? Tekrardan görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederim Cem Bey. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Hiç gireceğim yoktu. Lütfü. Yazanen yani büron burası mı? Ne var Hasan Efendi, beğenemedin mi? Allah Allah, burası benim bürom, burası benim ofisim, burası benim yazanem. Evet, niye gülüyorsun? Kasım kasım kasılıyordum, bürom, yazanem, ofisim diye. Ya burası ardiye, ardiye Lütfü, ardiye. Aman ya, aman ya. Nereden çıktın Hasan Efendi sen? Benim sensiz bir anım geçmeyecek mi ya? Hayır, geçmeyecek Lütfü. Lütfü, hadi kalk. İki çay kap gel. Yuh, artık daha neler Hasan Efendi. Söyleriz, çaycıya getirir. Ha, yalnız şey, çaycı buraya çay getirmiyor. Yani bu kata inmiyor. Onun görev alanının dışında kalıyormuş burası. Öyle mi? Peki senin iş tanımının içinde mi çay söylemek? Fırla. İçinde galiba abi. Fırla. Ya. Hala, dur. Hasan Efendi, burası civanlar malikanesi mi ya? Ben de senin emir erin miyim? Koskoca malzeme müdürüyüm ben. Malzemeler müdürü. Malzemeler kralı. Fırla. Çayı bir söyle. Hadi fırla. Kız. Nermin bacım, nerede kaldın? Geldim, geldim. Dadasını aldım, geldim. O ne? Ah, oh, mis gibi kahve. Bir de sana kurabiye yaptım. Kız, sen kaştan göz arasında ne ara yaptın bunları? Ya, sabahtan attıydım fırına da işte anca pişti. Kahve pişerken onları da çıkarttım. Hem ben Süpermen miyim canım? 2 dakikada kurabiye yapayım. Ne bileyim Nermin Hanımcığım, sen bir değiştin. Bir şeyler oldu sana. Ya. O bu değil de. Acaba ben akşama ne pişirsem onu düşünüyorum. Yemeği de mi sen yapacaksın? He tabii. Aha. Ya bana böyle bir şey oldu Ayten bacım. Bir değiştim. Bir tuhaf. Böyle elim kolum hiç durmuyor. Böyle sürekli bir şeyler yapasım geliyor. Ne yapsam acaba? Kadın oldun kadın. Aa! Örgü öreyim. Sen? Ha. Örgü. Aa! Ama bacım ilmeğini falan kaçırırsın şimdi. Yok canım, hiç kaçırır mıyım? Aa, ayıp ettim. Olur mu hiç öyle şey? Heh. Oo, 2 düz 1 ters. En sevdiğim. Daha nasılsın? Ne var ne yok? Var mı bir dedikodu? He? Bu Nalan'ın kızı bir tuhaf oldu diyorlar. He? Nasılmış? He? İyi mi hala? Ben bir tuhaf gördüm onu en son gördüğümde. Ondan sonra... Aa, niye ağlıyorum bacım? Niye ağlıyorum? Ben de ağlarım şimdi. Dayanamam. Kadını aldım. Sakın ağlama ha. Ben ne yapayım? Ütü yapayım. Ondan sonra ütü yapayım. Vallahi ütü yapayım. Nasılsın? Daha iyisin değil mi? Hasta falan hissetmiyorsun kendini. Yok yok. Geçti hastalık. Ben iyiyim.
Bugün annemle konuştuk. Ne konuştunuz? İlişkimiz hakkında. İlişkimiz? Kimin? İkimizin Yasemin. Kimin olacak başka? Yani şöyle söyleyeyim. Annem artık ilişkimizi biraz daha resmileştirmemizi istiyor. Babam gelmeden iki tarafın da hazır olmasını bekliyor. Neye hazır olsun? Evliliğe Yasemin. Kapı. Kapı açayım. Gel. Cem Bey, bizim odada internet bağlantısı bozuk da teknik ilgileniyor zaten. Biz de vakit kaybetmeyelim diye bu civarlarda bir kafeye gidip çalışmaya devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Tamam da o zaman sizin sabah gelen mailden de haberiniz yok. Hayır, ne maili? Bay Sakura bizden kapsamlı bir sunum daha bekliyor. Tamam Cem Bey, var olan sunumun üstünden de geçeriz. Güzel, yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Sizin en geç sabaha karşı 3'te bu maili atmış olmanız gerekiyor ki... onlar da Japonya saatine göre sabah maile bakabilsinler. Ama yetişir mi ki? Ne demek yetişir mi ki? Yetişecek Alara Hanım, mecburen. Tamam Cem Bey, hallederiz. Alara, hadi biz çıkalım. Bir an önce çalışmaya başlayalım, sonra döneriz. Gitmeyin! Gitmeyin çünkü burada internet çok hızlı. Burada çok hızlı internet. Ben demin film indirdim, oradan biliyorum. İndirdim ben film. Yolda da vakit kaybetmemiş olursunuz. Yasemin, saçmalama. Burası daracık alan. Gitsinler kafede rahat rahat çalışsınlar. Sen niye karışıyorsun ki? Hem ayrıca bizim daha konuşacak konumuz bitmedi. Yasemin çok haklı. Biz burada çalışmaya başlayalım Alara. Hem yolda vakit kaybetmemiş oluruz. Ama biz baş başa... Pardon? Yani kafa kafaya verip bitirirdik. Burada nasıl çalışacağız? Çalışırız Alara, çalışırız. Hem de dediğim gibi vakit kaybetmemiş oluruz yolda. Hadi, hadi. Hadi. Otur Alara'cığım, gel bak ben sana yardımcı olayım. Gel, gel. Cem Bey, izin verirseniz. Rahat, geniş, mis gibi. Böyle gözümün önünde oturun. Aytenim. Oturma öyle pis pis Ahmet. Geldin mi? Geldim de niye çağırdın beni ya? Gündüz bir şey mi oldu? Ahmet, bunu sen de yaşa istedin. Neyi? Aha bunu. Aman eniştem gelmiş ya. Vay, oh pişti. Bak ne güzel kokuyor. Mis, mis. Oh el canım. Ne bu? Ahmetciğim, şimdi bundan bir tepsi patatesli, bir tepsi de peynirli var. İstediğinden koyup getiriyor. Hadi canım, Nermin Hanım. Evet, buyurun benim. Nermin bacım, şimdi sen bunların hepsinden birer tane böyle güzel bir tabak yap, eniştene getiriver. Tabii getiririm eniştemi. Buyur, yedi. Bıyığımı mı yemiş? Şimdi orası biraz sıkıntılı. Düzelteceğiz. Ayten. Ya bunun kadının nesi var böyle? Yani bu kadar ne oluyor bunda? Ben korkayım mı? Yok korkma. Bak. Kapa gözünü. Kapa. Kapadım ha. Bak. Bunu Nermin yaptı. Hadi canım. Vallahi bu kadın benim geliştirilmiş halim gibi bir şey oldu Ahmet. Ayten, ya bana bak bu kadın ölecek mülecek olmasın. Allah korusun be, sen ne biçim konuşuyorsun benim bacım hakkında? Tövbe, niye ölsün? Dipçik gibi o maşallah. Enişteciğim. Gel sen şöyle bak, şunu da örttüm ki koltuk pislenmesin. Otur enişteciğim, otur. Otur enişteciğim. Al bunu da, çayını da hemen getiriyorum. Ha, çay istemem dersen sana hemen koyun yoğurdundan ayran çırpayım. Ne dersin? Ha, tamam. Ayten. Ha. Bana bak. Biz bu kadını tekrar hastaneye mi götürsek acaba? Zaten getirdiğimiz hastaneye getirdik ki. Bana bak, bunun kocasını arayalım. Çoluğu çocuğu gelsinler, bunu hastaneye götürsünler. Bu böyle olmaz. Ben korkmaya başladım valla. Hiç normal değil bu kadına. Bana bak Ahmet. 20 küsür senedir bu evdeyim. Kimse önüme bir bardak su koymadı. Ben Nermin'i kimselere yedirtmem. O kadar. Böreği yenir ama. Yiyorsun. O mu yaptı gerçekten? O yaptı. Güzel mi? Sen hiç dokunmadın yani. Elimi sürmedim. Abo. Ben korktum bundan.
Benden güzel mi? He? Yok canım. Hastayı odasına aldınız değil mi? Evet Gülhan'ın hastayı odasına aldım. Tamam, ben ilgileneceğim. Hocam, çıkıyor muydunuz? Evet, hiç uyumadım. Eve gidip kestireceğim biraz. Sen önemli bir şey olursa beni ararsın, tamam mı? Kemal, bir şey mi oldu? Hayır, yorgunum sadece. Peki, bana söylemediğin bir şey var mı? Yok. Nereden çıktı şimdi bu? Bilmem. Benim öyle kuruntularım işte. Şey neyse sen git dinlen. Tamam. Uyanınca ararım sen, tamam mı? Muhterem hanımlar ve cenaplar, tayyaremiz birazdan alana çatacaktır. Lütfen emniyet kuşaklarınızı kavuşturunuz. Az kaldı konuyordu Hasan Efendi. Bütü, sen burada ne iş yapıyorsun? O nasıl soru Hasan Efendi? Çalışıyorum. Ne demek yani? Çalışmak bu. Yani her gün kağıttan uçak yapıp muhterem hanımlar, cenaplar deyip böyle atıyor musun yani? İşin bu mu? Olur mu öyle şey Hasan Efendi? Malzemelere bakıyorum ben. Malzemelerin kralıyım ben. Malzemelerin kralı. Malzemelerin kralının bir masası yok. Bu masa mı? Sen ayrıca buradan maaş falan alacağını mı zannediyorsun? Hasan Efendi rencide oluyorum ama lütfen. Aranıyorum. Malzeme lazım olduysa demek. Hello. Kim? Hasan Efendi mi? İyi tamam söylüyorum. Tamam kapat. Hasan Efendi seni aradılar. Bahar Hanım çıkacakmış. Arabayı hazırlayacakmış. Lütfi gerçi işin gücün yok ama ben gene de söyleyeyim. Kolay gelsin. Git Hasan Efendi git. Allah aşkına git. İçerideki bütün oksijeni emdin bitirdin zaten. Gidişin olsun dönüşün olmasın inşallah. Oh be. Ya güzelmiş bu oda ya. Yani insanın kendine ait bir odası olması çok güzel yani. Odası olamayanlar da var. For example, Hasan Efendi. Allah, o ne hayalet mi o ya? Ahmet bak, nasıl da jilet gibi ütülemiş. Vallahi sevinçten ağlayacağım ben ya. Çok güzel olmuş Ayten'im. Çok güzel olmuş da bu kadın bunları nereden biliyor acaba? Ben şu an üzümünü yiyorum, bağını sormuyorum Ahmet. Bu da bitti enişteciğim. Aslında kola olsa kola, kola bu yakaları, kolları falan çok daha güzel olur. Kola var mı kola? Yok gerek yok. Nermin Hanımcığım bu kafiye teşekkür ederim. Ben nasıl olsa ben bunları öyle resmi bir yerde giymiyorum. Doğru. O zaman ben Lütfü'nünkileri şey diyeyim. Çünkü Lütfü hani şirkete falan gidiyor ya. Tamam. Kola var mı kola? Olmaz mı ya? Bu saatten sonra senin elin tutulmaz Nermin Hanım. Ver. Al maşallah maşallah. Ya bir de Ayten bacım ne diyorum biliyor musun? Ne diyor? Hani bizim bu alo gün yüzünden millete gün yüzü göstermedik ya. Böyle perişan ettik filan. Yani ne bileyim işte yani rezil rüsva olduk. Diyorum ki onları böyle bir eve çağırsak. Böyle bir yedirsek, içirsek, bir özür dilesek nasıl olur? Allah! Çok güzel olur be! Ayten'im sen de iyice havaya girdin ha. Hadi bu deli de sana ne oluyor? Karışma Ahmet. Ben bacımı çok seviyorum. Gel kız buraya. Ay bacım, bacım. Oo gadanı aldım. Kurban oldum. Dur alnından öpeceğim. Ahretliyim benim, ahretliyim. Maşallah sen ya, de kaslandın. Benim de azıcık kilo almam lazım. Böyle olmaz. Olmaz. Ne bu böylesine kadın mı denir Allah'ın seversen? Tabii canım. Kadın dediğin ele gelecekti mi Ahmet? Ondan sonra hamur işi. Hamur işi, hamur işi. Ne diyoruz? Hele 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 hele. Al yağlık, yeşil yağlık, oynayanların eline sağlık. Of, bak.
Neredeyse akşam olmuş. Sarp Bey, siz bu akşam buradasınız herhalde. Yani öyle görünüyor Cem Bey. Yetişmeyecek yoksa. Of, iyi hadi bakalım o zaman. Size kolay gelsin. Ben kaçıyorum. Yasemin, hadi sen de gel, eve bırakayım seni. Ben de burada kalayım. Şey yaparım, yardım ederim size. Çalışırım, çalışacak bir şey varsa ha? Yok yok, gerçekten hiç gerek yok Yasemin. Sen git, biz hallederiz. Tabii, ben gideyim. Gereksizse söndür demişler. Hadi Cem, gidelim. Kolay gelsin bakalım Sarp Bey. Kolay gelsin. Hadi yanıma gel, beraber şu değerlere bakalım. Hasan Efendi, ben sana kulübe gidelim dedim ama eve gidelim biz. Çok ağrımaya başladı yine bu. Baştan efendim, gidelim. Efendim hayatım. Ne parası Sezai? Anladım da nasıl göndereceğim şimdi bu saatte ben parayı? Yarın bankayla yollasam? Tamam, anladım, anladım. İlla bu akşam olacak diyorsun, o kadar acil yani. Tamam. Uğrar alırım şimdi. Tamam, haber vereceğim. Tamam, hadi öptüm. Hasan Efendi. Buyurun efendim. Sen beni eve bırak, oradan başka bir yere geçeceksin. Tamam efendim, geçerim. Nereye efendim? Bir adres vereceğim ben sana. Oradan bir çanta alıp başka bir yere götüreceksin. Baştır hanımefendi, götürürüm. Sorabilir miyim acaba ne götüreceğim? Para. Para? Ama çok fazla bir şey değil, 350 bin kadar. 350 bin mi? Merak etme Hasan Efendi, daha fazla olsa elden zaten katiyen teslim ettirmezdim. O benim sana olan güvenim tam, içim rahat. Teşekkür ederim efendim. Seçim, ne istiyorsun benden ya? Niye hala arıyorsun? Yeter. Neredesin? Çıktın mı? Şimdi çıkıyordum. Ne oldu? Bana gelebilir misin? Seninle önemli bir şey konuşmam gerekiyor. Kemal, ne oldu? Telefonda söylesene. Bak, merak ederim. Ya telefonda olmaz. Yüz yüze konuşmamız gerekiyor. Hadi gel, bekliyorum. Tamam. Tamam. Bay bay. Kesin Seçil'le ilgili bir şey söyleyecek. Biz barıştık diyecek. Ya da onun gibi bir şey. Ama nasıl olur ya? Olmaz, yok. Ya bu defa dayanamam. Tamam, kurma gül. Git kendi kulaklarına Kemal'in ağzından duy ne diyecekse. Selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Hasan Bey değil mi? Evet, Hasan Civan. Evet, Bahar Hanım bahsetmişti senden. Evet, Bahar Hanım'ı eve bıraktım efendim. İstirahat ediyor. Evet. Nereye gideceğini biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. Tamam. Kolay gelsin.
belası şu parayı bir teslim edin. Hanimiş, hanimiş, hanimiş. Hanimiş Lütfi Elma. Ham 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 ham. Hele hele al. Nermin dur, Nermin dur. Zaten cinlerim tepemde. Yani bir de en nefret ettiğim domestik şeyleri yapıp yemekten sonra meyve yedirme bana. Lütfen rica ediyorum. Halk mısın sen ya? Halk gibi davranma Nermin, lütfen. Lütfi, sen bu aralar biraz sinirli misin acaba? Ha? Ayten bacım, ben sana çay koyayım mı? Ay vallahi hayır deme. Bakayım. Tamam. Enişte? Oo, Ayten Hanım. Bakıyorum da durumdan hemen istifade etmeye başlamışsın. Karımın delirmesinden faydalanıp onu çalıştırıyorsun ha. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Şu anda o melek melek. Vallahi Lütfü Bey, ben geldiğinizden beri bana yardım et. Bir işin ucundan tut diyorum, yapmıyor. Bu konunun benimle ilgisi yok. Nasıl ilgisi yok ya? Nasıl ilgisi yok Ayten Hanım? Sen getirdin karımı bu hale. Tabii, gün manyak ettin Nermin'imi. Börek manyak ettin. Götürdün avam avam kadınların evlerine. Verdin gıybeti, verdin gıybeti. Beynini yaktın kadının. Zaten bir gram beyni vardı, o da gitti. Lütfü, o sesin bir yükselmesin. Baba cidden Ayten teyzenin ne suçu var? Hem iyi tarafından baksana, annem böyle ilk defa bize bakıyor yani. İşte fena bir his değilmiş. Keşke böyle kalsa. Aman, bu da hemen havaya girdi. Hemen avamlaştı. Kızım ben seni bıçak ucundan elma kemiresin diye mi büyüttüm? Abartıyorsun ama baba. Abartıyorum ha. Yarın öbür gün anne terliği de gelince hiç gelme bana ama. Kıvırcık al çocuğu. Of baba of. Nereye? Bahçeye. Bunalttın beni, bunaldım. Bir hava alacağım. Azarına da sonra devam edersin. İyi tamam ama bak haftaya hatırlat, tamam mı? Haftaya salı saat 8'de azarlayacağım gene. Hatırlat bana. Tamam. Unutma ha. Ya, tam azarlıyordum gitti. Şu ikinci slaytla birincinin yerini değiştirsek mi? Doğru söylüyorsun ya. Dur. Ama iyi çalıştık. Yani yarıladık sayılır. Aynen. Zaten bundan sonrası da kolay gelir. O zaman bir kahveyi hak ettik. Bence de. Sen burada dur. Ben getiririm. Bak ya. Saat kaç oldu? Sarp Bey hala ortalıkta yok. Ayrılamadı bir türlü Allah arasının yanından. Tabii. Yaşanmışlık var. Nereden çıktı bu Allah ara ya? Her şeyi mahvetti. Peki ben ne yaptım? Gittim çocuğun eline yüzüğü verdim. Bravo ben. Acaba ben ona gitsem, böyle bir özür dilesem, desem. Sarp, sen benim ne kadar böyle gerizekalı olduğumu biliyorsun. Aklıma ne gelirse söylüyorum falan filan desem, affet beni desem. Dinlemez ki. Dinlemez, dinlese de affetmez zaten. Hepsi o sarı çıyanın yüzünden. Allah ara çıyanı. Ben Amerika'dan geldim. Ben çok zekiyim. Mühendisim. Uyuz. Bir dakika ya, ben ne yapıyorum? Ben neden kendi ellerimle Sarp'ımı o sarı alara çıyanına veriyorum ya? Yok, yok öyle ama. Sarp benim ve benim kalacak. Evet. Ay ben bunu geçen kış unutmuşum burada ya. Ben sabahtan beri elimi cebime atmadım mı? Neyse. Geliyorum Sarp Civan. Hem de taksiyle geliyorum. Bir şey içer misin? Hayır, yok yok Kemal. Ya bak Kemal, beni buraya niye çağırdıysan, ne söyleyeceksen böyle bir anda söyler misin? Canımı çok yakmadan. Gül, sen neden bahsediyorsun? Kemal, ben Seçil'in seni aradığını biliyorum. Evet, arıyor. Ama ben açmıyorum. Nasıl yani? Konuşmadınız mı yani? Aynen öyle.
Peki niye arıyormuş seni? Bilmiyorum Gül. Zaten seni buraya Seçil'i konuşmak için çağırmadım. Niye çağırdın? Birazdan yapacağım şey için doğru zamanı bekledim. Hatta seninle güzel bir akşam yemeği için organizasyon bile yaptım. Ama gidemedik. Sonra düşündüm ki seninle geçen her an doğru zaman. Kemal, bir şey anlamıyorum. Boşanma işlemleri biter bitmez başvuralım, tamam mı? Hiç beklemek istemiyorum. Tamam. Şerif, telefon. Aç Kemal. Artık bize ne yapabilir ki? Evet Seçil. Seni dinliyorum. Ne istiyorsun? Seni geri kazanacağım. Ne olursa olsun seni geri kazanacağım. Ne olacak yani bu sefer de ben diz çöker evlenme teklif ederim. Değil mi? Evet evet ya, ne olacak? Seni geri kazanacağım Serp Civan. Biz böyle kolay bitemeyiz. Ben geldim. Hadi artık kaldır da şu bilgisayarı biraz hava alalım. Doğru diyorsun ya. Benim de gözlerim yoruldu zaten çalışmaktan. Al. Oh. Çok pardon, çok pardon. Yandın mı Serp? Serp çabuk çıkart onu. Daha çok yanacak. Tamam. Çıkart. Tamam dur. Sakin ol, bir şey yok. Tamam, ben hallederim. Merhaba. Yasemin Hanım. Ben bir dosya unuttum. Onu hemen alıp çıkacağım. Tabii Yasemin Hanım, buyurun. Teşekkür ederim. Ne yapıyor bu adam ya? Manyak mı? Kim bunlar ya? Gir. Ne oluyor ya? Burada mı dingil? Ne oluyor? Bırakın ya. Vur, başına vur, başına vur. Canın yandı mı? Çok acıdı mı? Serp, lütfen benden kaçma. Alara, ne söylüyorsun sen? Ben...
Savaşı